Şimdiki yapacağımız loft ile kat oluşturmada %100 teğetlikle parçalarımızı birbirleriyle birleştireceğiz. O yüzden dedim ya, bu en sona bırakacağım en iyi görseli diye. Başla bitire geldim ve buradan dedim ki yön vektörü. Dedim ki yön vektörüm, aha burası okey. Tamam, burada çok güzel geçiş var bakın. Ama şurada işler bozuluyor. İşte o zaman ikinci tarafa geliyorum. Diyorum ki burada ise profile dik diyorum. Profile dik dediğimde ve hiçbir şiddetiyle falan, hiçbir ölçüsüyle falan oynamıyorum. Bakın onayladığım zaman tam şöyle karşıdan bakarsam ne kadar teğet bir şekilde birleştiğini ve buradan da ne kadar teğet birleştiğini fark ediyorsunuz. Değil mi? Gelip buna radius falan atarsanız, ki yapmayın böyle bir şey, zaten kabul etmeyecektir, ama 2 milimetre gibi bir ufak radius denerseniz yine hata verecektir. Çünkü radius burada birleşmiyor. Gerçi şu an konumuz radius değil. Hiç kafanızı karıştırmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere diyeyim. Bekleyin. İleride çok güzel videolar gelecek. Sırasıyla bunları bu arada siz de uygulayın. Ha. Hani sadece benim anlattığımla sokağa çıkmayın. Önce bir komutların ne işi yaptığını öğrenin. Ondan sonra yani 3-5 tane komut öğrenip de gidip bir firmaya ben SolidWorks biliyorum, onu biliyorum, bunu biliyorum, şunu yaparım, bunu yaparım falan demeyin sakın ha. Videoların bu kısmına kadar geldiyseniz daha çok geridesiniz. Daha durun, uygulama yapacağız sizinle. O yüzden acele etmeyin. Her gün günde 1-2 saat falan zaman ayırarak bu videolara çalışın. Bunların aynısını siz de uygulayın. Ve bol bol uygulama yapın ki aklınıza kalsın. Nasihatimizi verdikten sonra videomuzu sonlandıralım.